Hep söylemişimdir. Bence ölüm kutlanması gereken bir olaydır. Dagi. Günaydın Tim. Saçına ne oldu? Bir anda gitti. Bu tedavi kötü olmalı. Bıraktım zaten. Hiç hoş değildi. Peki şimdi ihtimal var mı? Bak evlat. Bunu kimse bilmiyor. Ben işimi gece yaparım. Karın nerede? Patty Lorraine 1 Kasım'da gitti. 28 gün önce. Şoförle. Patty Lorraine'in şoförle ne ilgisi var ki? Derdi benden uzaklaşmaktı. Kendine acıyıp durma. Zengin kızla evlenen her belaya hak eder. Bütün diyeceğim bu mu? Yanlış kızla evlendin biliyorsun. Diğeriyle evlenecektin.
Şu İtalyan kızla neydi adı? Madeline. Evet, onunla evlenmeliydin. Petty'den hoşlandığını sanıyordum. Hoşlanmıştım evet ama... bazı garip yanları vardı onun. Kanımı beynime çıkarıyordu o kız sanki. Sağ ol. Hadi ama Tim, düşüncemi söyledim, hepsi bu. Hep garip biri olacaksın derdin. Onu söyleyen annendi. Ama seni şımarttı. Beni hep endişelendirirdi. Tam 3 yıl içeride kaldım. Kimse beni değiştiremedi. Buna sevindim. Senin hesabına tabii. İçki yasak değil mi? 6 ay önce içkiyi bırak dediler. Yoksa ölürsün. Ben de bıraktım. Ama şimdi ruhlar etrafıma toplanıp dans et diyorlar. Diyorum ki... sert erkekler dans etmez. Cevap veriyorlar. Sen dans et. Biliyor musun evlat? Senden başka hiçbir şeyim yok. Seni sevdiğimi göstermeden ölmek istemem. Seni görmeyeli 1 yıl oldu. Uzaklık ve zaman hiçbir şey ifade etmez. Canın sıkkın biliyorum. Seni koca moruk, ya seversin ya söversin zaten. Burada garip bir şeyler var sanki. Hayır. Kötü görünüyorsun. Kavga ettim, ufak bir şey. Kazandın mı? Senden bana rahat yok. Burada garip bir şeyler var, bunu hissediyorum. Bak, çılgın bir yaz yaşadık. Saçma ve anlamsız bir yaz. Erkek arkadaşım geldi. Yo, olamaz, ufak bir yanlışlık. Peti! Ah tabii. Hey Mike, baksana sesi biraz kız. Teşekkürler bayan. Sizi hiç görmemiştim. Buraya yeni geldim. Şef vekili Alvin Luther Regency. Çok havalı bir ismin varmış. Kendin de öyle misin? Evet bayan. İçeri gelsene. Görevdeyim. Boş ver, telefon eder, ayarlarım. Hoşlanmadığım insanlara parti vermekten bıkmıştım. Ama Peggy Lorraine'in öyle değildi. İyice keyfim kaçmıştı. Vietnam'a gittin. Hayır. Sanki gitmiş gibisin. Ben savaş aleyhtarıyım. Peki, cehennemdeki hayaletleri mi uyandırmak istiyorsun? Elbette canım. O alçaklar bir an bile uyumamalı. Aralarında cadılar olabilir. Olsun, ben de cadıyım. Sarışınlar cadı olur. Sen gerçek sarışın değilsin. Ben de eskiden öğrenciyken sarışındım. Ama rugby takımındaki sevgili arkadaşlarım rengimi
bozdular. Herhalde karını çok seviyorsundur. Haftada iki kere. Senin ağzın çok bozuk. İstersen içkimden biraz daha al. Artık gitmeliyim. Kabalık ettiysem özür dilerim. Önemli değil memur bey. İçkimi al, karıma dokunma. Çok komiksin. Senden hoşlandım. Evinden de. O partiden sonra Eylül ve Ekim boyunca bundan bahsetmek istemiyorum. Sonra bir gün seans düzenledi. Ne? Seans. Evet öyle. Seans düzenliyorum. Niçin? Sebebini söyle. Çünkü o sesler sürekli olarak fısıldayıp duruyor. Yine mi başlıyoruz? Ne diyorlar peki? Çok yaşlandık diyorlar. 100 yıl önce ölmüşler ve bundan kesinlikle hoşlanmıyorlar. Onları geri getireceğim. Bu gece dolunay var. Biliyorum. Dolunay seni rahatsız eder, unutma bunu. Burada toplanmamızın sebebi 100 yıl önce öldürülen siz iki kadını buraya aramıza çağırmak. Yanımıza gelmelisiniz. Eğer bizi duyuyorsanız bize cevap verin ve bizimle konuşun. Ya da geldiğinizi belli edin. Nereye gidiyorsun? Aya, budala. Şoförün de mi geliyor peki? Evet yavrum. Kocaman bir zenci şoför lazım bana. Geri döneceksin. Hep dönersin. Bu sefer dönmem. Dün akşamki seans bir uyarıydı. Sen ve o saçma seansın. Seansın mı? Fikir senin de. Balo! Eskiden ben de şofördüm. Belki de şoförlerden hoşlanıyor. Ağzını topla. Kocasını öldürmemi istedi. Parasına konabilmek için. Kocasının mı? Elbette ya. Ama öldürmemişsin. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Peki nasıl bu kadar zengin oldu? Boşanarak tabii. Boşanmada esrardan daha çok para var. Bunu unutma. Petty Lorraine'in bana yukarıdan bakan ifadesinden tiksiniyordum. Hayatımın en büyük tutkusu olmuştu. Saf sevgi ve saf nefret. Üstelik ikisi bir arada. Canavar, sen canavarsın. Canavar. Dayı, tesadüfe inanır mısın? Evet, tabii inanırım. Bence kötü bir şeyler olmak üzere. Gariplikler hep üst üste gelir. Aynı fikirdeyim. Hala aynı fikirdesin. Kötü bir şey olmuş. Hadi anlat. Buna hazır değilsin. Yo, hazırım. Hadi açıkça söyle.
Geçen hafta iki kişi öldürüldü. Kim öldürdü? Bilmiyorum. Cesetleri gördün mü? Bodrumdalar. Bazı parçaları. Kim? Ben yapmadım. Yaptığımı sanmıyorum. Ama son zamanlarda çok garibim. Bazen film kopuyor. Halüsinasyonlar falan. Başından anlat bakayım. Son 5 gün korkunçtu. Dagi, 5 gün önce yataktan kalktım ve aynadaki sayıyı değiştirdim. Her sabah bunu yapıyorum, sayıyı değiştiriyorum. O sabah Patty Lorraine'in gideli 24 gün olmuştu. Dagi, sen de bunu, yani karını kaybetmenin getirdiği kötü ruh halini bilirsin. İçimde çok garip bir his vardı. Felaket hızla yaklaşıyordu. Gelecek 5 günün ne kadar kötü olacağını tahmin bile edemezdim. Baksana, bana şivas regal yolla, soda istemem. Buzlu olsun. Şimdilik sadece içki. Aynısından lütfen. Hayatım, çekici bir kadın ve erkek seyahate çıktığında büyülü anlar ayakları dibinde bekler hep. Jessica, benim keyfim yerinde. Hiç sıkılmıyorum. Ben sıkılıyorum hayatım. Niçin buradayız unutma. Ne o, yoksa bana kızdın mı birden? Yaramazlık mı yaptın? Sana haritadaki o yere gitmek istediğimi söyledim. Ufacık bir yer. Massachusetts kıyılarında sahil kasabası. Ama şimdi ne oldu? Oturmuş bakışıyoruz. Değil mi? Hareket yok. Erkeğe güvenmenin sonu budur. Çok doğru. Bize katılmaz mısın? Evet, beni daha önce de görmüş olabilirsin. Birkaç film çevirmiştim. Baksana Jessica, gene başlama, rica ederim. Bundan gurur duyuyorum. Dikkat çeken filmler çevirdim. Jessica, her şeyi söylemek zorunda mısın hayatım? Lionel, burada da söylemezsek nerede söyleyeceğiz? Sizi dinliyorum. Seks filmleri çevirdim. Hem de ne filmler. Şimdi Santa Barbara'da yaşıyoruz. Harika bir yer. Nefis evler var. Ama burada her şey yıkık dökük. Bazı ilginç yerler de vardır. Cehennem kasabası tarafında. Cehennem kasabası mı? Bize oradan bahseder misiniz? Korkarsınız. Hiç sanmıyorum. 150 yıl önce orada limanın arkasında serseriler, fahişeler ve korsanlar yaşarmış. Korsanlar mı? New England'la mı? Mehtapsız gecelerde sahile ateş yakarlarmış. Gelen gemi fener sanıp yaklaşır ve karaya otururmuş. Korsanlar da gemiyi yağmalarmış. Katliamlar olurmuş. Burayı kötü ruhlarla onlar mı doldurmuş? Bazı evlerde hala ölen gemicilerin sesleri duyulur bayan. Çok tatlı. Öyle değil mi Lionel? Öyle. Bir fıkra anlatsana. Cerrahı mutlu eden nedir? Bilmem. İnsan kesmek ve karşılığında para almak. İşte mutluluk bu.
Sen bana katil rolündeki aktörleri hatırlatıyorsun. Öyle söyleme. Ama niye? Sizi öldürebilirim. Beni de mi yani? Bilmem. Bu gece işkence etmek istemiyorum. Nasıl bir işkence? Senin önünde karınla sevişebilirim. O kabul ederse ancak. Kabul eder. Buraya gel Jessica. Buraya bak. Bırakın. Bırakın da konuşayım lütfen. Yalvarırım durun. Yalvarırım durun. Bırakın. Bırakın da konuşayım. Dayı, adamın ağlayışına uyanmışım. Gece nasıl bitti ya da eve nasıl geldim hatırlamıyordum. Her şey silinmişti. Ama kolumda bir dövme vardı. Kimin yaptığını hatırlamıyordum. Kafamı toparlamam lazımdı. Evet benim. Polis şefi vekili Regency görüşecek efendim. Selam Tim. İyi misin? Tabii. İyi olduğuna emin misin? Akşamdan kalmayayım. Jipini temizledin mi? Evet. Dün akşam burnum fena kanadı. Evet ama komşuların birinin kolunu kopardığını söyledi. İstersen örnek al. Kan grubuma bakın. Bugün bir ara uğrayıver. Dün gece bu sarışını uzun farların altında gördüm. Petit Laurent dönmüş olabilir mi? Haber yok. Ne garip. Senin için üzülüyorum. Bunu telefonda söyleyemez miydin? Hala ormanda marihuana saklıyor musun? Ne olacak? Sordum. Beni bilirsin. Marihuanayı severim. Kendim yetiştirirsem daha da iyi olur. Nefis bir şey. Sen televizyona çıkmalısın. İnsanlara faydam olurdu. Bana olsun. Niçin buradayım? Ormandaki zulan. Benim ormanda bir şeyim yok. Şaka ediyorum, tamam. Paradan bahsediyordum, hepsi o. Pekala. Şimdi nereden çıktı? Her şeyi açıklayamam. Beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Bak. O tipleri gördüm. Zararsızlar. Sana göre değiller ama zararsızlar. Marihuana ile ilgileri yok. Hayır. Yok tabii. Filmle var. Thank you.
Kafa kimin? Kafa kimin? Kafa kimin? Kafa kimin? Kafa kimin? Kafa kimin? Madem, ismim Finney, dulun barı benim. Sizi rahatsız etmek istemezdim ama dün gece bahçede sizi birileriyle gördüm. Oldukça samimiydiniz, yanılmıyorsam. Evet, dün gece bir şeyler içtik. Sormamın sebebi şu, arabaları hala bizim park yerinde duruyor. Hala aynı yerde. Öyle mi? Evet, belki yerlerini bilirsiniz diye düşündüm. Ama yanıldım galiba. Bilmiyorum. Kredi kartında Leonard Pankhorn yazılıydı. Acaba kadının ismini biliyor muydunuz? Şu anda hatırlamıyorum. Hatırlarsam ararım tabii. Ha tabii. Affedersiniz Bay Madden, sizi rahatsız ettim. Ama biraz garibime gitti de. Güzel bir pas. Şimdi de hızla kontratağa kalkıyorlar. Evet, gol olabilir bu atak. Hadi be! Hadi! Hadi aslanım! Hadi! Gayret edin! Hadi! Bugün bahsi kaybedeceksin. Yine babamdan para mı isteyeceğiz? Bet, kes sesini. Hadi kaybol hemen. Hadi bastırın hadi! Hadi! Hey hadi! Hadi aslanım hadi! Hadi. Kahretsin. Burada ne arıyorsun? Seansı konuşmak istiyorum. Boş ver şimdi seansı. İşimize bakalım. Ne işi? Boşa oyalama beni, tamam mı? Niye geldin biliyorum. Seansı konuşmaya geldim. Konuşmak istemiyorum. Korkunç bir şeydi. Rahatsız etti. O seansta ne gördün sen? Karının gördüğünü. Aynısı olduğunu ne biliyorsun peki? O da benimle çığlık attı. Ne gördün? Patty Lorraine'i. Ölü. Başı kesikti. Dövmeni beğendim. Boston'da yaptırdım. Burada dövme yapan yok mu? Boston'da. Yakınlarda yok mu? Ben yaparım zevk için. Arkadaşlara. Bunu sen mi yaptın? Evet. Peki, niçin hatırlamıyorum? Çünkü kafan çok iyiydi. Hiç öyle birini görmemiştim. Dedin ki, Madeline, seni çok üzdüm. Ama artık ismini alnıma yazacağım. İsmi alnına kazımalıydım. Sana çok yakışırdı. Ama koluna yazdım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Alo. Aramama gerek yok, zaten burada. Tamam. Regency seni çağırıyor, dulun barına.
Çok çekişmeli bir maç oluyor. Ama şimdilik iki takım da bir üstünlük elde edemedi. Sence Parkhorn züppe bir tip mi? Ne dersin? Yemekten önce elini yıkar herhalde ama züppe diyemem. Neler oluyor burada? Dün gece durumu çok mu kötüydü? Çaresiz miydi? Niçin etraf polis kaynıyor? Bir saat önce bardan aradılar. İstedikleri Parkhorn'un arabasının parktan çekilmesiydi. Gidip baktım. Parkhorn içindeydi. Ölüydü. Ölü mü? Evet, bagaja girip beynine kurşun sıkmış. Ben senin görüşüne pek katılmıyorum. Bence Parkhorn'u sen anlamadın, o homoseksüeldi. Emin misin? Cebinden bu çıktı. Bu sefer hava kuvvetlerinden, yakışıklı biri değil. Tecrübesiz, meraklı, toy bir genç de değil. Yo, bu sefer bir kadınlıyım Worley. Ve harika bir şey. Vıcık vıcık, mide bulandırıcı, tiksindirici bir harika. Worley beni hepsinden daha çok beğendiğini söylüyor. Sen de aynı şeyi tatmışsındır değil mi Worley? Gene de seninle dostluğu bozacak değil. Bu alçaklığına rağmen buraya gelmemiz senin suçun. Ben sadece bir köylüyüm Tim. Homoları öldürmek isterim. Kanuna ve adalete bayılıyorum. Seçimini çok iyi yapıyorum. Çok haklısın. Worley de kim? Hiç duymadım. Bu ismi bir yerde duymuştum. Worley. Acaba karından mı duydum? Ona sor. Ah, karımın sana selamı var. Karını tanıyor muyum? Madeline. Madeline Falco mu? Evet, o harika İtalyan. Evet. Ben barda çalışırken bazı akşamlar ona rastlardım. O sıralar İtalya'dan daha yeni gelmişti, hatırlıyorum. Modeldi. Çok güzel. Sağ ol. İki oğlumuz var. Buna şaşırdım. Halbuki ben... Bak. Çok güzel. Madeline selam söyle. Sayanora. Bourbon, sek. Belki inanmayacaksın ama... Gördüğüm en güzel kadınsın sen. Öyleyse başka çarem yok. Seninle çıkmak zorundayım. Yarın izinliyim. Yemeğe çıkalım. Söylesene. Niçin barmensin? Babam da barmendir. Ya sen? Şimdilik bir butikte çalışıyorum. Babanın sözünü dinler misin? Bak güzelim. Yemeğe çıkacağız. Babamla ne ilgisi var? Bir anda hatıraların girdabına kapıldım. Bu manyetik alandan bile daha kuvvetli bir şey. 8 yıl önce Madeline'de New York'ta yaşadığımız soğuk evi hatırladım. Aşık mıydım yoksa öyle mi sanıyordum bilmiyorum. O sıralarda çok garip şeyler olmuştu. Buraya bir şey yazmışsın. Onu okumamalısın. 2 yıllık aşkın sonunda Madeline'in kalçaları aslında beni kafasından daha çok çekiyor. Bunu nasıl söylersin? Gerçek hislerimi anlatacak kadar iyi bir yazar değilim. Demek öyle düşünüyorsun. Seni seviyorum. Hayır. Seviyorum seni. Sevgi yolun sadece bir yanı. Peki diğer yanı ne? Değişiklik. Bence kafan vücudundan daha önemli.
Her şeyi anlat sevgilim. Bu dergide bir şey gördüm. Dikkatimi çekti. Küçük ilanlarda. Genç beyaz bir çift başka bir çiftle hafta sonu geçirmek istiyor. Merak ettim. Dur tahmin edeyim. Onlara mektup yazdın. İşte fotoğrafları. Bu adam yatakta çok iyi olmalı. Bunu nereden çıkardın? Başka bir açıklaması olamaz. 8 saatlik yol. Kuzey Carolina'da oturuyorlar. Gidip bir bakar sonra da döneriz. Değişiklik olur. Senin kız Scoop'u çok sevdi galiba. Buna sevindim. Onu kıskanıyor musun? Ben mazoşistim. Çok tatlısın. Acaba niçin? Erkeksin ondan. Yaramaz bir erkek. Zevk veriyorsun bana. Yapma. Yapma dedim seni yaramaz çocuk. Kardeşlerim, dün gece bir rüya gördüm. Fakat bu dünyanın sonuyla ilgili bir rüyaydı kardeşlerim. İki kadın gördüm. Mısır öğütüyorlardı. Kitapta diyor ki, iki kadın orada mısır öğütecek. Kardeşlerim, şeytan size aynen şöyle diyor. Boş ver. Bir kerecikten hiçbir şey çıkmaz. Hangi bir kere? Kardeşler, kalplerinizi birleştirmelisiniz. Hayatım, lütfen piyanoya geçer misin? ...256 numaralı ilahi. Gece yarısı New York'ta olursunuz. Yol kalabalık olmaz. Olmak istediğin bir şeyi düşün. En çok istediğin. Binici. Binici. Evet. Scoop'u bırakacağım. Ve hostes olacağım. Zengin birini bulup evleneceğim. Ve sonra yeniden görüşeceğiz. Ben zengin bir kadın olacağım. Seninle evlenip seni binici yapacağım. Bir gece için mi bunları yapıyorsun? Seni asla unutmayacağım. Nasıl bu kadar adi olabilirsin? Bana gülüyordu, duydum onu. Gülüp durdu hep. Çok mutluydu. Evet ama sen acı çekiyordun değil mi? He, öyle değil mi? Duydum. Duydum demek buna sevindim. Scoop'a nasıl tahammül edebildin? Deli olduğum için. Bu ülkede çıldırmış. Herkes, her şey çıldırmış. Her şey çıldırmış. 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 Doktorla konuştun mu? Evet. Çocuk hakkında ne dedi? Üzgünüm.
Kokain var mı? Bu zararlı olmaz mı? Bu esas sana zararlı olabilir. Ben asla yakalanmam. Seni neden attılar? Kokain. Burada polis çok insafsızdır. New York'tan hiç ayrılmayacaktı. Defa içiyorum. Bozukluk da ister misin? Müzik kutusu için. Selam budala. Patty Luen. Artık ismim Patty Lorraine. Zengin adamla evlendin mi? Elbette. Kim olduğunu söylediğimde ağzın açık kalacak. Wardley'de okuldan arkadaş mısınız? Üçüncü Wardley mi, ikisi mi? Ne garip bir tesadüf. Senin meslek hayatını takip ediyoruz. Bu işi Wardley ayarladı. Ne iş ama? Ben daha iyi bir şey ayarlayacağım. Haftada iki kere, bazen üç kere olurdu. Kocam Wardley, onunla uyuşturucu kullanmazsan beni döver. Hakaret eder mi? Bana alçak güneyli derdi. Bak, jüride güneyliler olacak. Bunu daha iyi işlemelisin, öyle değil mi? Kocam bana alçak güneyli dedi. Alçak güneyli. Acın içeriden geliyor. Wardley bana dedi ki... Sen sadece beş para etmez bir güneylisin. Çok güzel. Tim. Jüriye niçin Wardley'nin sana yakınlık gösterdiğini anlatır mısın? Galiba ben iyi bir oyun arkadaşıydım. Rugby oynuyormuşsunuz. Spor bursuyla gelmiştim. Patty Lorraine'in şoförü olarak çalışırken... ...Wardley Mix'in sana açıldığı olur muydu? Sık sık. Şahitlerin ifadelerine geçmeden... ...bir noktayı açıklığa kavuşturalım. Tim, Wardley Patty Lorraine'i motele götürmeni istedi mi? Tabii ki özel dedektifle sizi basabilmek için. Olay tam böyle gerçekleşmedi. Sandalyeye oturup böyle olmadı diyemezsin, saçmalama. Zaten sana yeterince saldıracaklardır. Patty Lorraine için mücadeleye hazır mısın? Onu seviyorum. Buna sevindim. Allah yardımcın olsun. Timothy Madden. Sana bir şey söyleyeyim mi? Mahkemede tam bir alçaktın. Ama merak etme, ben kin gütmem. Çok mükemmel bir insansın Wardley. Ama sen ve Patty Lorraine'in hep böyle ay ışığı ve güller arasında yaşayacağını sanmıyorum. Zor bir kadınmış galiba.
Ah Tim, hem de nasıl. Ve param tükenmeye başladıkça da ipin ucunu kaçırmaya başlayacaksın. Ona verilen miktar bana biraz fazla cömert geldi doğrusu. Ama onun için bu çok az. Bana bak, param beni ilgilendirmiyor. Biliyorum. Ama Patty Lorraine gerçekten açgözlü bir kadındır. Onu gelecekte çok büyük zorluklar bekliyor. Harikasın Wardley. Sağ ol Tim. Şunu anlamanı istiyorum. Ben Patty Lorraine'i geri almalıyım. Ne için? Bu kız nefis bir yaratıktır. Tam bana göre. Üstelik de eğlenceyi ne kadar seviyor sana anlatamam. Patty Lorraine ve ben bir araya gelirsek vereceğimiz partiler en güzel, en çılgın, en unutulmaz geceler olacak bu koca ülkede. Eşi olmayacak. Bütün gece burada uyuyakalmışım. Hatıralar kafamdan teker teker geçiyordu. Artık ne istediğimi biliyordum. Madeleine'le konuşmam gerekiyordu. Kocan sana selam yolladığını söyledi. Tim? Benim Tim. Oh Tim. Burada yalnız kalıyorum. Ama selam falan yollamadım. Yalnız ha? Peki iki oğlunuz varmış ya. Ne? Kocan fotoğrafını gösterdi. İki oğlunuzla. Çocuğum olmuyor, biliyorsun bunu. Onlar yeğenleri. Niçin yalan söylesin? Yalancı olduğundan. Hem bu çok normal. Polisler de bazen yalan söyler. Onu sevmiyor musun? Çok zalim. Bencil ve yalancı. Anlıyorum. Ama ondan hoşlanıyorum. Telefonu yüzüme kapamamalıydım. Konuşmak istiyorum. Hala sana aşığım. Çok kötü bir insansın. Beni çok üzdün. Gelmemeliydin. Evde onunla olmak öyle garipti ki. Madeleine'le eskiden birlikte yaşarken düşüncelerimizi bile duyabilirdik. Konuşmamıza gerek bile kalmazdı. Ama şimdi Regency ve silahlarıyla artık dünyası bu. Sözünü tut. Söz etmemeliyiz. Seni suçlamıyorum. Aman Allah'ım. Olamaz. Olamaz. Aman Allah'ım. Olamaz. Senin işin bitmiş ahbap. Stodi, saçmalıyorsun canım. Olabilir hayatım. Stodi böyle şeylere bayılır. Hepimiz kayıp gidiyoruz. Biliyor musun hayatım, sen ve ben bir hata yapıyoruz. Ne?
seninle hiç sevişmedi. Öyle değil mi? Ben Örümcek. Hemen Zula'nın yanına gel. Niçin? Soru sorma. Hemen gel. Çok önemli. Ama niçin? Ne oldu? Söylesene. Cinayet. Birinci derecede. Hadi bin arabaya. Santa Barbara'yı aradık. Sarışınla ilgili bilgi aldık. Evet, bu Jessica. Artık söylemene gerek yok. Dulum barındaki garson kızla konuştum. İyi çalışıyorsun. Söylesene. O kadınla neler yaptın? Hatırlamıyorum. Eğer Pankhorn kendini vurduysa, birisi sonradan arabayı hareket ettirmiş. Çünkü kan her tarafa yayılmıştı. Hadi hatırlamaya çalış Jessica ve Lionel'ı. Kadınla yattın mı? Olabilir. Demek onu bile hatırlamıyoruz. Sanıyorum onları bırakıp gittim. Ama önce Lionel'ın önünde onunla seviştim. Bu canımı sıkıyor. Öyleyse dua et de Jessica'yı canlı buluruz. Ceset olarak değil. Çünkü eğer ölüyse... jipindeki kan izleri var ya... onlar herkesin gözüne batmaya başlayacak. Fazla hayalperestsin. Karım nerede? Sana karım nerede dedim. Hepsini iç. Yedi gün önce Patty Lorin Kaliforniya'daydı. Kaliforniya. Santa Barbara'da. Şu Worley denen herifle. Bourbon iyi mi? Dilini mi yuttun? Hayır. Bironda mı içeceksin? Sanığı rahatlatmak istiyorum. Harika. Yedi gün önce Patty Lorin ve Burley, Jessica Pond ve Lionel Packhorn'la sahilde yemek yemişler. Ne konuşmuşlar biliyor musun? Kokain ticareti. $2 milyon yatırıp $10 milyon kar alacaklarmış bu işten. Burley kapitali sağlayacakmış. Plan şu. Lionel ve Jessica buraya $2 milyon gelecek ve turist rolü oynayacaklarmış. Burada kokain satıcısı onlarla temasa geçecekmiş. Peki satıcı kimmiş? Bunu niçin sana anlatıyorum sanıyorsun? Bilmem. Haber kaynağım bu satıcının sen olduğunu söyledi bana. Haber kaynağın kim? Patty Lorin mi? Onu nerede bulabilirim? Benim haber kaynağım da sen ve Patty Lorin'in aynı malın peşinde olduğunuzu söylüyor. Thank you.
Delil kalmadı. Delil her şeydir. Sana garip bir vakanın hikayesini anlatmak istiyorum dostum. Genç bir delikanlı zaman zaman bir kız ayarlar, onu eski model bungalovlardan birine götürürmüş. Orada kızın çıplak fotoğrafını çekermiş. Sonra kızı öldürür ve yeniden çekermiş. Sonra cesedin resimlerini yan yana yapıştırıp önüne koyarmış. Ve annesi, evet annesi çok meraklı bir kadınmış. Söylemeyi unuttum, annesiyle beraber oturuyormuş. Bir gün annesi albümün kilidini kırıp resimlere bakmış ve bayılmış. Ayılınca polise haber vermiş ve gelip onu yakalamışlar. Niçin? Delili varmış. Bunu niçin anlatıyorsun? Çünkü hoşuma gidiyor. Ben kanunun temsilcisiyim ve hoşuma gidiyor dostum. Hikayem hoşuna gitti mi? Yeterince iyi anlatamadın. İyi bir savcı seni karşısına almak isterdi. Artık gitmek istiyorum. Canını sıkmak istemedim inan. Bunu biliyorum. Regency'nin ne anlatmaya çalıştığını bilmiyordum. Kafam karışmıştı. Örümcek'le Wardley'nin birlikte ne yaptıklarını anlamamıştım. Beyaz Rolls Royce kimindi? Ama çıldırmamak için kesik kafanın kime ait olduğunu anlamam gerekiyordu. Evet, ne olur doktora götür beni. Bıçağını köpeğime saplamışsın. Üzgünüm Tim, köpeğini alıp veremediğim yoktu.
Seni bu odaya getirmemin sebebi Patty'nin fotoğrafını burada kesmiş olmam. İşte tam burada kestim onu. Çok korkuyorum. Garip şeyler oluyor burada. Çok garip şeyler. Bırak böyle batıl inançları şimdi. Bir an önce kendini toplaman gerekiyor. Eminim katil sen değilsindir. İçki alır mısın? İçkinin sırası mı şimdi? Biri sana cinayet yüklemeye çalışıyor. Kadın nasıl öldürülmüş ha? Boynu mu koparılmış? O bahsettiğim benim karım. Bakamadım. Pekala evlat. Biraz toparlan. Git yıkan. Ben mahzene bakarım. O kadın karın değil. Jessica. Halayla kesilmiş. Tek darbede. Ama daha önceden ölmüş. O darbeyi çok sonradan yemiş olmalı. Ya Patty? Herhalde kalbine bir kurşun yemiş. Sonra da birisi bıçakla kafasını kesmiş. Kafada başka iz görmedim. Bu kelimeyi kullanma lütfen. Hangisini, kafayı mı? Evet, sinirimi bozuyor. Başka nasıl anlatayım? İsimlerini kullan. Sen de annen kadar hassassın bana, hiç çekmemişsin. Kimin palası olabilir acaba? Regency. O adamdan polis şefi mi olur? Zır deli herifin biri. Seni suçlamaya çalışıyor. Bence kafaları denize gömelim derim. Çapan var mı? Evet. Oldu, ben bu işi hallederim. Ne kadar hissizsin. Karşımda zalim birini mi görüyorsun? Ben de sersemin birini görüyorum. Ben de gireyim. Yardım ederim. Hayır. Yalnız gideceğim. Yaşlı bir balıkçı gibi. Jessica Pond 10 gün önce geldi. 2 gün sonra San Francisco üzerinden Santa Barbara'ya uçtu. Yanında kimse yok muydu? Hayır. Ama onu havaalanına Bay Regency getirmişti. Bu kadına ilgi gösterin dedi. Alo. Tim. Hayatım, çok korkuyorum. Regency komando üniformasını giyiyor. Palasını da arabada taşıyor. Fotoğrafımı parçaladı. Oturma odasındakini. Hemen evden uzaklaş. Orayı derhal terk et. Ama nereye gidebilirim? Buraya gel. Bana gel. Olur. Artık kimse onları bulamaz. Bitti demek. Evet, bitti. Buna mecburdum. Sen asla yapamazdın. Evet. Çekilmez biriyim değil mi? Ama seni seviyorum. Ben gidiyorum.
İşler fazla karıştı. Hey! Ne yapacaksın? Eğer Agency uğrarsa onu oyalı. Ben gelene kadar. Pekala. Karakola bir göz atacağım. Sahilde yürüyüşe çıkalım. Olmaz, bileğim burkuldu. Evet. Stüdyoyu tekmelerken. Ama önemli değil. Stüdyoyu bir daha görmeyeceğiz. Nefes alma. Stüdyo öldü. Örümcek de öldü. Nereden biliyorsun? Çünkü ben öldürdüm. Tim, göçmenlerin ilk olarak buraya çıktıkları doğru mu acaba? Evet. Baksana, tam yerine harika bir motel dikmişler. Sadece bizim kadar çılgın bir ülke bu kadar başarılı olabilir. Bir şey sorabilir miyim? Tabii, çekinme, sor. Nereye gömdün onları? Şimdi gittiğimiz yere. Cehennem kasabasına. Uygun olacağını düşündüm. Patty Lorraine hep oradan bahsederdi. Bunu niye yaptın? Zevk için. Biliyor musun, Örümcek ve Stüdy de onların yakınında yatıyorlar şu anda. Aslında canları isterse birlikte kalkıp dolaşabilirler. Ne iyi, değil mi? Wardley. Söyle Tim. Patty'yi sen mi öldürdün? Öğrenme isteğin çok kuvvetli. Öyledir. Söylesene, kafalar nerede? Denizin dibinde. Seni öldürecek olursam, öldüreceğim ya da öldürmeyeceğim demiyorum. Bilmeyi istediğim bir nokta var. Bu tetiği çekecek olursam, o karanlık ülkeye soruların cevaplandığı için daha rahat mı gideceğini sanıyorsun acaba? Evet. Güzel. Ben de. Gözüme kum atmaya kalkışma sakın. İyi atıcısın. Çalışmam gerekti. Güzel olan her şey için çalışmam gerekti. Sence bu haksızlık değil mi? Olabilir. Şeytan mecbur bırakır insanı. Seni hiç üzer miydi Patty? Wardley, bırak bunları şimdi. Lütfen beni fazla zorlama. Babam uyarmadan vururdu bana Tim, bunu unutma. Wardley, gerçeği kaldırabilir misin? Zenginlerin özelliğidir bu. Hadi gerçeği anlat bana. Her şey Tampa'da olmuştu. Nasıl bir şey oldu?
Seni öldürmeye ikna etmeye çalıştı beni. Ne korkunç. Peki niye öldürmedin? Çılgınlıktı bu. Yapamazdım. Okuldan birlikte atıldığımızda ağladığın gözümün önüne geliyordu. İşte bu çok iyi bir atıştı. Evet. Öldüğünü mü sandın? Bir an için. Bu anı hep hatırlayacak mısın? Tim, bence bunun gibi anlarda diğerlerinin yaptıklarını görebiliriz. İlgimiz olmasa bile. Evet, öyle bir şey. Tetiği çekince neler görüyorum bir bilsen. Lionel ve Jessica'yı görüyorum. Geçen akşam olanları. Kavga ediyorlar. Hem de ne kavga. Seninle geçirdikleri akşamdan sonra. Lionel! Yeter artık, kes sesini. Bana bak, eğer hislerimi çiğneyeceğini sanıyorsan yanılıyorsun, tamam mı? Senin gibilerin hissi olmaz ki alçak herif. Sus! Benimle sevişmesine izin verdin. Cebinde silah olmasına rağmen. Tetiği çekmek kolay mı? Eğer o kadar basitse al, sen çek. Tabii ki basit istersem. Hiç sanmam. Çok basit. Ben ortadan kaybolacağım. $2,000,000 epey uzağa gidilir canım. Arabanın anahtarını ver Lionel. Anahtar falan vermem güzelim. Eğer istersem seni vurabilirim. Anahtarı ver. Çek git başımdan. Wörtli, Wörtli! Wörtli, yardım et bana! Lionel öldü. Aman Allah'ım! Ne acı! Ama nasıl öldü? Kendini vurdu. Yanı başımda. Neredesin? Bilmiyorum. Yarış burnu galiba. Yarış burnu yazıyor. Yarış burnu da neresi? Bilmiyorum. Söyle, neredesin? Bir otoparktayım, hemen gel. Ne olur, ne olur gel. Hemen gidip al onu. Önce kendimi toparlamalıyım. Birdie, hemen oraya gitmezsen parayı alıp ortadan kaybolabilir. Birlikte gidelim. Yo yo yo, gelirsem onu öldürürüm. Yarış burnuna nasıl giderim acaba? Motelin oradan sağa döneceksin, birkaç mil ileride. Bu işler bana göre değil, hiç değil. Wordly, hadi git, motelden sağa.
Bütün hatırladığım hemen arabaya atlayıp motelden sağa döndüm. Gerisi hala karışık. Ama Patty numara yaptı. Ben gittikten sonra birisini aramış. Birdley nerede? Hadi arabaya bin. Ona gidiyoruz. Lionel ne olacak? Bagajda. Bizi görmüşlerdi Dulun Barı'nda. Başka kimse var mıydı? Tim Madden isminde birisi. Tim Madden. Bu çok ilginç. Hadi Lionel'ın arabasını barın oraya geri götürelim. Benimle uğraşmak seni sıkmıyor. Birlikte geçirdiğimiz iki geceyi unutma. Hadi bakalım, arkaya geç. Senden emir alacak değilim canım. Hadi atla. Ethelorian, hemen bin şu arabaya, çabuk. Hadi! Seni istemiyor hayat. Seni kullanıyordu. Kullanıyordu seni. Kapa çeneni. İkiniz de susun. Kapatın çenenizi. Para burada. Kokain nerede? Para burada. Kokain nerede? İşte para diye ben buna derim. Kokain nerede? Kapa çeneni. Karım. Sana inanmıyorum. Parayı vermeden önce kokaini istiyorum. Demek öyle canım. Çek şu ellerini. Aynı benim gibi. Bunu yapamazsın Alvin. Hayır, olmaz. Seni seviyorum. Seninle cehenneme bile giderim. Elbette gideceksin. Ama yalnız başına Alvin. Evimdeki yatak 100 yıl önce cehennem kasabasında ölen iki kadına aitmiş. İki fahişeninmiş. Suyun üstünde yüzdürmüşler onu. O iki fahişenin ruhlarını çağıralım. Hadi ne duruyoruz? Onları çağıralım. Kapa çeneni! Uyurken para kazan. Kendine fahişe satın al. Uyurken para kazan. Kendine fahişe satın al. Sen sadece bir akbabasın. Leş yiyip duruyorsun. Evet. Alvin, Luther Regency. Şimdi Jessica nerede? Yeter.
Bu gece köprüyü geçtim. Benimle karşıya geliyor musun? Şimdi görürsün. Beni dinle. Birlikte sonuna kadar gideceğiz. Cesaretin varsa tabii. Hadi. Hadi. İstiyorsun. Cesedi nasıl sana bırakır? İnanılmaz bir şey. Böylece bize borçlu oluyor ama. Kafayı nereye sakladığını bulmalıyız. Ne garip. Aynı seans gibi. Bu heriflere nasıl güvenebiliyorsun? Onlar benim adamlarım, korkma. Dediğimi yaparlar. Bu işi kıvırıyorum. Petzl Lorien, bizi kimse durduramaz. İnan bana, bu 2 milyon bizim olmalı. Wordy de var, unutma. Bir patatesi olan yer. 1000 patatesi olansa satar. Ama milyarı olan piyasayı tutar. Hangi piyasayı? Bir gün... ben başkan olacağım. Seninle çalışmak istiyorum. Büyük operasyonları severim. Söyler misin, büyük operasyon da ne demek? Şehrin en büyük dümeni. Olayı birlikte düzenleriz. Param nerede? Kimde para? Polis şefinde. Ondan parayı alabiliriz. Buna inanacağımı mı sanıyorsun? Ona şantaj yapabiliriz. Şu anda elimizde. Bak, eğer bana soracak olursan... yakında gemi yüküyle uyuşturucu elimizde olabilir. Peki nasıl şantaj yapacaksınız? Sen anlatıver Studi. Şimdi beni iyi seyret. Uyuşturucu dağım bile olabilir. Rönesans prensleri gibi olacağım galiba. Şimdi anladın mı? Lionel öldü. Jessica da burada. Petty Lorraine zaten benim elimde. Ve ben de sizin gibi iki işsiz üçkağıtçıyla iş yapmaya başlamak üzereyim. Deli olduğumu biliyorum ama hiç bu kadar zevk duymamıştım doğrusu. Hiç. Harika. Evet. Tim o kulübeden ayrılmadan Petty Lorraine beni aradı. Konuşmalıyız dedi. Her şeye bu sebep oldu. Nereye gittiğini falan sormuyorum. Ne yaptığın önemli değil. Seni seviyorum. Seni gerçekten seviyorum. Seni sevmek zorundayım. Sen benim kaderimsin. Wordy, sakin ol. Biraz sakinleş, tamam mı? Seni dinliyorum. İlk sana söylüyorum. Birine aşığım ben. Hep başka birisi olacaktır. Benim karmam bu. Petty Lorraine, evlen benimle. Yeniden evlenelim. Diğeriyle de ilişkini sürdürebilirsin, merak etme. Hayır, Wordy.
İki gece önce bu adamla köprüyü geçtim ben. Hayatından çıkmamı mı istiyorsun yani? Hayır tatlım. Birlikte olalım. Birlikte mi? Senin dostluğuna ihtiyacım var. Buna inan sevgilim. Ama zaten dostuz. Bunu biliyorsun. Sevgilim, bize destek ol. 2 milyonun üstüne kondunuz. Bu neyinize yetmiyor sizin? Çek ellerin üzerimden. Malı istiyorum. Hem de hemen. Saçmalama. O kadar malı tek başına ne yapacaksın? Söylediğimi, önceden söylediğimi. Sen mi? Satıcılık ha? Seni çiğ çiğ yutarlar. Bunu diyeceğini biliyordum. Niçin kokain satmak istiyorsun? Ne olmuş yani? Heyecanlı bir iş bu. Saçmalıyorsun. Sen şımarık zübbenin birisisin. Hayatım, senin öğreneceğin çok şey var daha, unutma. Sende hiç akıl yok mu? Korkak birisi olabilirim evet, ama öldürmekten hiç çekinmem, unutma. Arkadaşım ve ben daha çok para istiyoruz. Hayır, size gereğinden fazlasını verdim. Bana hep derdin ki, seni tanımakla çok olgunlaştım. Çok doğru. Benim için de. Tampa'da sosyetenin içindeydim. Şimdi Palm Beach'e gideceğim. 5 para etmez Güneyli'nin birisisin sen. Bana sorarsan esas aklı olmayan sensin. Hayatım boyunca çok acı çektim. Ama hep senin yüzünden. Çünkü Tim... Beni almak istediğinde sesini bile çıkarmadın. Çok incindim. Ama artık kendi hakkımı almak istiyorum. Palm Beach'e gidip sosyetede yer yapacağım kendime. Harika partilerim sayesinde. Kısa bir sürede en seçkin kulüplerin üyesi olacağım ve sana şunu göstereceğim. Ben istediğimi yaparım. Sen dostum değilsin. Alçak yılan. Wardley, bana 10 milyon dolar vereceksin. Bana sorarsan önce kokaini bul Patty. Sana kötü bir haberim var. Kokain falan yok, hepsi numaraydı. Senden 2 milyonu almak için. Şimdi 10 milyon daha ver. Nakit. İnanılmaz bir şey bu. Jessica ve Lionel öldü sevgilim. 10 milyonu vermezsen ismin bütün gazetelere çıkacaktır. İstersen hayat çok kolay olabilir. 10 milyonu ver. Sana 90 milyon kalacak. Peki bu iyiliğimin karşılığında ne alacağım merak ediyorum. Huzur sevgilim. Polis katili yakalayacak. 2 cinayette birine yıkılacak. Wardley, kafanı kullan. Bu en iyi çözüm. Nakit. Biraz müsaade et lütfen. Midem bulanıyor. İyi değilim. Kusarken koca kafanı tutayım mı? Ne dersin? Patty Lorraine, beni seviyor musun? Evet, herkesten daha çok. Örümceğe Patty'yi gömmesini söyledim. Sonra gidip mezara baktım. Patty'nin yattığı yer biraz fazla ufaktı. Orada anladım ki örümcek kafayı kesmişti Tim. Suçu senin üstüne atacaklardı. 2 milyonu alıp beni de haklayacaklardı. Herkes beni aptal sanıyor galiba, öyle görünüyor.
kanacağımı sanıyorlar. Ne olursa olsun. Biliyor musun, insanları vurmak öyle zevkli bir şey ki. Seni vurmak isterdim. Bunu hak ettin de. Hayatını mahvettiğin için. Ve benimkini. Ama artık daha fazla kızabileceğimi sanmıyorum. Moralim çok bozuk. Ne dersin, teslim olayım mı? Bir şey söyleyemem. Ya. Bu seni fazlasıyla ilgilendiriyor. Karşı çıkarlar meselesi değil mi? Evet. Aynen böyle. Kurtulmak için çırpınırken daha da beter battı. Bir daha böyle küçük düşürülmeye tahammül edemem. Çok şanslısın. Sonra üstümü kumla ört lütfen. Kendimi öldürmemi bekliyorsun. Yok. Elbette hayır. Elbette hayır. Peki ya şimdi desem ki... Madden... pabucumu yala yoksa öleceksin. Acaba dediğimi yapar mıydın Tim? Vordne. Bu artık seni ilgilendirmiyor. Yanıma otur. Kolunu omuzuma koy. Beni sever miydin? Hala severim seni. Umarım doğrudur. Senden bunu beklerdim. Küller. Haklısın. Hislerimi anlıyorsun. Kendimi kül gibi hissediyorum. Dertlerin bir sonu gelmeyecek mi? Tahmin ettiğim gibi. Regency'nin devriye arabası. Gel hadi. Madden. Baban harika bir tip. Şerefe. Şerefe. Emekli oluşunu mu kutluyoruz? Zil zurna olacağım. Yolun sonuna geldik. Ah, ben malı elimi yakmadan yok ederim.
İşin çok zor. Hayat insana iki pas verir. Unutma. İki kadınla yatmadığım gün pek olmaz benim. Aslında ikincisi olmazsa pek uyuyamam zaten. Nedense tabiatımın iki yanı da açığa çıkmak istiyor. Söylesene, neymiş bu iki yan? Kanun adamı ve manyak. Şu anda hangisiyle konuşmaktayız? Henüz manyakla tanışmadın. Polis arabasını götürmeden bagajını iyice yıka. Her yer kan içinde. İnanmayacaksın. Ama kendime geldim. Beyefendilik edip şehirden gidersen seni içeri atmam gerekmeyebilir dostum. Tehditlerini kendine sakla. Konuşalım. Konuşmak mı istiyorsun? Öyle olsun. Oğlun hiç hoşuma gitmiyor. Oğlun Madeline'ı grup sekse karıştırdı. Oğlun onu arabasıyla parçaladı. Rahmini yok etti. Bana kalan kadın işte bu. Şunu aklınıza sokun ikiniz de. Oğlundan nefret ediyorum. Senden de nefret ediyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Jipimin koltuğuna kan döken de sendin, öyle değil mi? Kendi pisliğin içinde ölmeni görmek istedim. Delirmeni istiyordum senin. Petty'nin ağzındaki tek şey Tim'in onu nasıl kullandığıydı. İşte o zaman karar verdim. Bu Tim'e bir şey yapmalıydım. Meslekten atılacak bile olsam bir şey yapmalıydım. Büyük bir işe kalkışmışsın. Harika bir plandı. Evet, Jessica'nın kafasını uçurdun. Onu hafızamdan çıkarmak istedim. Onunla... Onunla sadece Petty ile beraber olacaktım. Tamam. Ve iş bitmek üzere. Ama Petty nerede? Wardley onu öldürdü. Buna inanmıyorum. Öldü. Öldü. Öldü! Seninle bir gecede 16 kez seviştim. Bir tanesi bile güzel değildi. Çünkü senin rahmin yok da ondan. Madeline, sen gerçek kadın değilsin. Seni öldüreceğim. İlk fırsatta öldüreceğim. Daha fazla bekleyemeyiz Tim. Bu adam hasta. Hastalığı kendi suçu. Ben hallederim. Sen merak etme. Yo, o benim. Onu anlıyorum. Petty Dorin harika bir kadındı. Ullala. Bense seni bir şey sanmıştım. Ama onun yanında sen çocuk oyuncağıydın. Aptal herif. İtalyana çocuk oyuncağı denir mi hiç? Bu
sandığımdan daha da uzun sürdü. Yıllardır yanlış işi yapmışsın meğer. Bu kansere de çözüm olabilir. Belki de bu yüzden kanserin tedavisi çok pahalı. Önceleri şizofreniyi kansere çare olarak görürdüm. Ama anladım ki şizofreniye çare olan kansermiş. İnsanlar bu hayat ne kadar zor hiç bilmiyorum. Niçin buraya geldin? Kimin bu ev? Senin ve benim. Kaça mal? Sadece 2 milyon. Evde bir çanta dolusu para buldum. Ha? Nerede? Dolabın birinde, üniformaların altında. Aha, ne büyük hata. Seni önemsemedi. Eşikten kucağında geçirmeyecek misin beni? Thank you.